Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu Peneri önerinde damıtılmış petrol ürünü nafta yüklü Marshall Adaları bayraklı tanker ile çarpışan Malta bayraklı yolcu gemisindeki 853 turistin tahliyesi için önceki gün saat 15'te çalışmalara başlandı. Gece 1.30 gibiydi. Aniden bir ses gürültülü, deprem olur gibi. Yani uyku sersemedik zaten, ne olduğunu anlayamadık. Sonra öğrendik işte Rus tankeriyle çarpışmış. Bir iki saat şöyle insanlarda bir şey oldu. Korku korku. Sonra sabaha karşı uyuduk. Normal oldu her şey sonra yani. Tahliye için gemiye ilk olarak GESTAŞ'a ait 290 kişi kapasiteli Jonkbayır isimli deniz otobüsü ile Alın Teri 9 isimli feribot gönderildi. Ancak 2 saatlik uğraşa rağmen Alın Teri 9 feribotunun gemiye yanaşması mümkün olmadı. Bunun üzerine tahliye çalışmalarına sadece deniz otobüsü ile devam edilmesine karar verildi. Bu kadar travma var, üstümüzde pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok zor bir geceydi ve Allah korudu ya. Başka büyük bir sarsıntıyla uyandık. Ya bir anda ben deprem oldu zannettim. Ben emekli deniz subayıyım. Ama daha sonradan çarpma olabileceğini de anladım. Güverteye çıktık. Fakat karanlık olduğu için pek bir şey göremedim. Korktunuz mu? Yani korktum. Ben tabii mesleğimizden fazla korkmadım ama. Hanımlar ve çocuklar. Ben de eşimden dolayı travma yaşadık. Teşekkürler. Yani. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel geçti seyahatimiz. Ama çok korktuk. Maalesef böyle bir şey oldu. Bir olay yaşadık ama sonu Haki'ye bağlandı. En acısı bizim sularımızda olmasıydı. Neler yaşadınız o anda, anlatır mısınız? Efendim? O çarpışma anında neler yaşandı? O anda ben uyanıktım. Çarptığı anda bir kazanda olduğunu anladım. Ama Allah'tan vücut kurtardık. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Akşam bir buçuk gibi büyük bir ses geldi. Çok korktum, her şey yere döküldü. Ondan sonra herkes dışarı çıktı, baktı. İnsanlar can yeleklerini giymiş. 5-10 dakika sonra kaptan konuştu, korkulacak bir şey yok dedi. Sonra... Siz korktunuz mu? Yani evet, azıcık korktum. Bakın, 15 saattir eziyet çekiyoruz. 15 saattir bir pasaport kontrolünü yapamayan devlet burada. Yazık bu işe, yazık. Günah bu insanlara. Hastamız var, ilacı bavullarda. Alamıyoruz. Yani bu kadar oldu çektiğimiz. Bir gümrük muamelesi, bir bavula bakacaklar, bir de damga vuracaklar. Hepsi bu. Bunun için kepeze kadar gidilir mi? Yaşadınız, nasıl oldu? Ya çok bir şey yaşamadık da ama iki de ben orada bekliyoruz yani. İlgilenmediler. İlgisizlik vardı. Organizasyon yoktu. Yani bayağı bir mağdur oldu. Gemideki deniz otobüsüne nakledilen yolculara ait 2000 bavuldan bir bölümü önceki gün saat 17.10'da Gelibolu iskelesine getirildi. Deniz otobüsü bavullar için gemiye iki sefer daha yaptı. Bir yandan da Gümrük Müdürlüğü ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü pasaport şube ekiplerinin gemideki yolcuların tahliyeleri için pasaport ve gümrük işlemlerini yaptılar.